Efendim merhabalar, Süper Lig kaldığı yerden devam ediyor. Milli ara, seçim arası derken hatırlatalım nerede kalmıştık. 15 gün önce kavgalı Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla bırakmıştık ligi. Ve onunla başlamıyoruz maçlarla ama bu sefer Fenerbahçe'nin kongresi var. Burada çok kritik bir karar verecek Fenerbahçe ve vereceği karar aslında Fenerbahçe adına çok da olumlu gözükmüyor. Vereceği herhangi bir karardan bugün mutlu bir karar çıkma ihtimali yok gibi gözükmüştü. Ali Koç'un yapmış olduğu açıklamalarda. PFDK'dan da gelen sevkler var. Burada Trabzonspor'a ana bir karar verilmiş öncelikle. Orada talimatlara aykırı hareket ve saha olayları diye ceza öngörülüyor ama onun dışındaki neredeyse tüm isimler Fenerbahçe'de yer alan futbolcu ve teknik heyet olarak geçiyor. Ali Koç da tam da buna tepki göstereceklerini dile getirmişti. Buradan bir ceza, bugün herhalde karar daha öngörülmüyor çıkması. Şimdi şöyle, hukuk kurulu sevkleri yaptı dün. Geçen hafta da söylemiştik, seçimden sonraki pazartesi günü muhtemelen bekleniyor diye. Trabzonspor Kulübü ve Trabzonspor'da yardımcı antrenör Egemen Korkmaz, Fenerbahçe'de oyuncular Osay Samuel, Oster Wolde, İrfan Can Eribayat, sportif direktör yardımcısı Okan Özkan ve yine teknik heyetten Kürşat Çiftlik. Şimdi bu isimlerle ilgili kararı bugün de verebilir. Çünkü bu hafta biliyorsun yarın Fenerbahçe'nin maçı var. Trabzonspor, yani bugün Galatasaray oynuyor. Yani bu haftaya da yetişebilir cezalar. Vermeyebilir, bu iş Perşembe'de kalabilir. Ama nihayetinde bu sevklere Fenerbahçe Kulübü'nden de, Trabzonspor Kulübü'nden de, hatta Galatasaray Kulübü'nden de tepkiler var. Bu ceza açıklanmadan bugün kongreden nasıl bir karar çıkması bekleniyor? Şimdi bugün bir kere şöyle söyleyelim. Bugün olağanüstü genel kurulda bir karar çıkabilmesi için 22.572 üyenin stadyuma gelmesi lazım. Yani aidatlarını yatırmış olan üyelerin yarısından fazlası bu. Eğer bu sayı sağlanamazsa bir kere kurul otomatikman bir sonraki haftaya kalacak. 9 Nisan'a kalacak. Dolayısıyla biz şu anda 22.572 üyenin geldiğini kabul ederek başlarsak 17'den itibaren, ki sen de orada takip edeceksin, bağlantılarımız da olacak. Şimdi şöyle, daha önce zaten Başkan Ali Koç açıkladı. 3 tane yol var dedi. Bu yollar aslında hep kötü kötü daha kötü şeklinde. İstersen çok kısa hatırlatalım. Takımı çekip önümüzdeki sezon alt ligden devam etmek. Birinci alternatif. Oldu. Futbol faaliyetlerine bir süre ara vermek. İkinci alternatif. Üçüncü alternatif. Yurt dışında bir futbol kulübünü satın almak. Bunları da şimdi, ilk defa şahit olacağımız için aslında verilecek cezalar ne yönde olacak böyle bir kararla, onları da yeni görmüş olacağız aslında. Tabii yani şimdi bu kongre saat 17'de başlayacak. 17'ye kadar disiplin kurulundan cezalarla ilgili bir karar çıkarsa tabii onlar da. Ama burada cezalardan bağımsız zaten Başkan Ali Koç şunu söylemişti. Herhangi bir futbolcu sevk edilirse demişti. Hı hı. Yani şu anda sevk edilmiş olması yeterli. Çünkü zaten sevk edilmiş birden olması fazla var zaten. Bu isimlerle ilgili şu anda bir talimat uygulanacak. Talimatlarda neyse en az ona bir maç ceza gibi öngörülüyor. Yani bir maç, iki maç, üç maç artık bilmiyoruz. Orada talimat, disiplin kurulunun vereceği bir karar bu. Bu zaten sevkin olması bile aslında yeterli. Yani Başkan Ali Koç'un bundan önce söylemine göre dayandırıyorum. Bir de tabii kritik olan konu, 7 Nisan'da Süper Kupa finali var. Özellikle bu Süper Kupa ile ilgili Fenerbahçe Kulübü'nden bugün eğer bu çoğunluk sağlanırsa, yani 22.572 üyenin üstünde bir üye katılım sağlarsa, bununla ilgili bir aksiyon gelebilir. Çünkü dün de şunu öğrendik ki bugünkü kurulda olmayacak tek şey hiçbir aksiyon alınmaması. Hani kesinlikle bir sonuç çıkacak. Diyor ya, yani buradan hepsi kötü sonuçlar. Buradan bir aksiyon çıkması çok zor. Ama başkan da diyor ki mutlaka bir aksiyon çıkacak. Bu arada Ali Koç şunu da 2 gün önce açıkladı. Herhangi bir bilet satışı şu an başladı, evet, ama almayın, bizim buradan çıkacak kararımızı bekleyin dedi. Bu da aslında kritik bir süreç. Çünkü Urfa'da oynanacak. Burada konaklamadan tutun da o saat geç bir saatte oynanacak maç. Futbol, taraftarların oraya gitmesi zaten zor şartlarda gerçekleşiyor. Ki bunun için birçok uçak seferi de eklenmişti. Ek uçak seferleri de var. Bunların hepsi, ki çoğu almıştır diye düşünüyorum, ama sadece o maç bileti alınmamış olacak şu almayın anda. Almayın dedi. Program yapmayın dedi 7 Nisan'la ilgili. Çünkü bugün çıkacak karara göre en büyük öngörü Süper Kupa'ya katılmama şu ben anda. Ben şu anda aksiyonun, yani bu biraz önce saydığım 3 seçenek, işte alt lig, şu bunlarla ilgili belki alınabilecek aksiyonlar içerisinde sayacak bunların hepsini. Ve bunlarla ilgili bir önerge ortaya koyacak ve bu oylanacak. Hı hı. Eğer
bunlara yetki gelirse bunları yapacak anlamına gelmiyor. Sadece alacak aksiyonlar arasında bunları sayıp bunlarla ilgili kulüp üyelerinden yetki almaya çalışacak bugün Fenerbahçe yönetimi. Gözüken Kulüpler Birliği'nden istifasını açıklamıştı Ali Koç. Yeniden kulüplerden bir açıklama geldi, görevinin başına geldi diye, ama Ali Koç buna da yalanlama geçti. Dedi ki onlar nezaketen geri dönmekle ilgili açıklama yapmışlar ama böyle bir kararım yok şu an için dedi. Buradan çıkacak kararı yine bunda bağlantısını yönlendirdi. Yani şu anda odaklandığı Türk futbolunu değiştirecek aslında odaklandığı bugünkü konu kesinlikle evet. Bugünkü genel kurul. Bu çok çok önemli. Tekrar söylüyorum, yani buradaki çoğunluğun sağlanması önemli. Yani o üye sayısının 22.572 üyenin üstünde olması önemli. Bir karar alınması için. Yoksa diyelim ki olmadı. O zaman ne oluyor? Önümüzdeki haftaya kalıyor. Önümüzdeki hafta artık hiçbir çoğunluk sağlanmasına gerek yok. Artık önümüzdeki hafta o kararı yine alabilir. Fakat bugün, özellikle bugün akşam, bu arada çok kısa süreceğini tahmin etmiyorum. Yani kürsüye çıkıp konuşma için izin isteyenler, konuşacak olan birçok üye de olacaktır. Zaten Ramazan'a denk geldiği için program akışında işte Ramazan yemeği için özel bir kısmı ayrılacak. Orada insanlar yemeklerini yiyebilecekler. Yani uzun süreceği zaten takvimden yani de biraz belli. Uzun sürecek gibi gözüküyor. Belki fikirler alınacak, insanlar fikirlerini söyleyecek. Yani sonuçta milyonlarca taraftarı olan kulübün genel kurul üyeleri de onların temsilcileri aslında. Fenerbahçe stadyumunda gerçekleşecek bu arada ve insanlar gelen kongreye oy verecek isimler de tribünlerde takip ediyor olacaklar zaten süreci de. Bu arada Galatasaray ve Fenerbahçe Süper Lig'de şu anda liderliği oynayan iki isimdi. 81 puanla Galatasaray şu an önde, 79 puanla da Fenerbahçe. Yani yılın en iyi sezonlarından birini geçiriyor Fenerbahçe. Zaten ligin sonunda iki takım da rekor kırmış olacak. Yani ligin rekoru, birincisi de ikincisi de rekor kırmış olacak puan anlamında. Öyle gözüküyor. Yani 90'ların üstünde 100 puan civarı, belki 100'ün de üstüne çıkan bir takım olabilir. Böyle bir sezon yaşıyoruz. Aslında hakikaten hiç yaşamadığımız, görmediğimiz bir yılı geçiriyoruz futbolda. Yani gönül istiyor ki ama böyle olmasın bugün şu anda sonuç. Fenerbahçe kulübünün ortaya koyacağı, masaya koyacağı, masaya yatıracağı konular yine tarihte görülmemiş çok radikal konu başlıklarından bahsediyoruz. Yani bunlar çok radikal. Sadece Fenerbahçe'yi de ilgilendirmeyecek ya çıkacak kararlar. Tabii ki bütün Türk futbolu açısından. Bugün maçlar başlıyor. Kesinlikle. Lig başlıyor, Galatasaray'ın işte bugün maçı var keza. Bu akşam Galatasaray Hatay Spor maçı var. Şimdi devamında Fenerbahçe'nin hemen arkasında Trabzonspor var. Beşiktaş geliyor. Adana Demirspor maçı var. Şimdi burada yok şey olarak, sıralama olarak Süper Lig'de söylüyorum. Fenerbahçe çıkarsa ben ligden çekildim dedi. Burada alınacak puanlar çok, ne olacak? Bu öyle bir anda bugün böyle ligden çekildim, bu çok kolay bir şey gibi gelmiyor. Yani bunu ben tahmin etmiyorum. Olasılık ya şu anda. Mutlaka. Bunu tabii şu anda ki TFF hesaplıyor olacak muhtemelen ki olur da bu karar çıkarsa. Ya bir oylama açılacak şu anda. Eğer zaten ligden çekiliyorum demesi demek, yani önümüzdeki, yani ilk maç Adana Demirspor maçı. Bu arada biz Süper Kupa'dan bahsediyoruz ama daha öncesinde yarın Fenerbahçe'nin fikstürde yer alan bir Adana Demirspor maçı var. Yani dolayısıyla yani bu maçla ilgili de buraya bugün bir aksiyon gelirse tabii. Ayrıca bu Süper Kupa'yı az önce de sizle konuştuk, öncesinde şöyle ilerlemesi gerekiyor. Galatasaray'ın sahaya çıkması lazım Urfa'da. Tabii. Fenerbahçe'nin ya hiç çıkmayacak. Ya Fenerbahçe çıkmayacağım dese bile o maçta her şeyi hakemler, işte yayıncı lazım. Kuruluş orada evet. Yerini alacak. Takım neyse rakibi sahaya çıkacak. Fenerbahçe'nin artık o kendi vereceği bir karar. Yani orada şu ihtimal de konuşuluyor. Yani çıkmayıp bir ceza durumuyla karşı karşıya kalmak yerine 19 yaş takımıyla, yani genç takımla sahaya çıkmak alternatifi de söz konusu olabilir. Tabii bilmiyorum, bu Fenerbahçe kulübünün yönetiminin vereceği bir karar. Onların inisiyatifinde olacak bir şey. Fenerbahçe'de zaten çok yakın bir zamanda Mayıs ayında başkanlıkla ilgili de bir değişime gidecek. Ali Koç ayrılacağını açıklamıştı. Yerine pek çok isim konuşuluyor. Şimdi zaten normalde bu sene son senesi. Yani evet. İkinci döneminin son senesi. Ya zaten Fenerbahçe kulübü olağan bir şekilde yeni başkanını seçecek. Yani bitiyor. Görev süresi bitiyor. Hani istifa değil. Bu sene görev süresi bitiyor. Ama bir sonraki dönemde aday olmayacağını söylemişti. Fakat daha sonra bu genel kurul kararı alındığı günde şunu ifade etti. Eğer olur da böyle bir karar verirsek, yani ligden çekme ve bir alt lige düşme, o zaman bırakmam. Alt ligden takımı tekrar yukarı taşırım. Bu arada tabii bütün bu süre içerisinde Fenerbahçe'nin sponsorlukları var. Bu işin maddi boyutu var. Finansal tarafı çok çok önemli. Aynı zamanda yayıncı kuruluşta hep konuşuyoruz. Yani tabii, onlar da şu anda bu olaya müdahale bütün edecekti. Bugün bunlarla ilgili de Fenerbahçe kulübünde Başkan Ali Koç bunların hepsini herhalde üyelere
tek tek anlatacak. Yani böyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur. Yani uzun bir aslında bugün bilgilendirme sadece Fenerbahçe üyeleri değil, bizim için de, kamuoyu için de bir bilgilendirme olacak. Bunu belirtelim. Fenerbahçe bunu tabii ki durduk yere yapmıyor. Yani birazcık da tepki var sürece dair. Türkiye Futbol Federasyonu'na biraz da büyük tepkisi var. Çünkü bu sürece zaten tepki amaçlı yapıyor. Yani, biraz evet, yani tamamen tepki amaçlı. Böyle kendi kendilerine hani bir yaptıkları bir karar değil. Bu bundan sonrası için de aslında bir emsal. Çünkü diğer kulüplerde bir şey öğrenmiş olacağız şu anda. Hep birlikte öğrenmiş olacağız. Çekilirse ne oluyormuş? Süper Kupa'ya katılmazsa ne oluyormuş? Bunların hepsinin hep ortalama fikirleri vardı ama bu kadar radikal halini hiç olmadı. Yani hatta ben başka liglerde de hatırlamıyorum. Yani evet, herhangi bir takımın kendi kararıyla o ligden çekilme. Düşürülen oldu tabii. Yani neler yaşadık, neler gördük. Koskoca Juventus alt lige indi. Ama böyle bir şey hiç yaşanmadı. Sadece Türkiye değil, bütün dünya içinde bir yani ilk örnek olacak. Görmüş olacağız. Bakalım bugün saat 15 itibariyle Fenerbahçe Stadyumundan yayınlarımız sürüyor olacak. 17 itibariyle de kongre başlayacak Fenerbahçe'de. Bakalım karar ne yönde çıkacak. Takip ediyor olacağız. CNN Türk ekranlarında da sizlere aktarıyor olacağız diyelim. Sözü yeniden Gökçe'ye bırakıyorum. Hoşçakalın.